Evet partiküllerle ilgili ikinci videodayız arkadaşlar. Hatırlarsanız birinci derste kareler üzerinden partikülü nasıl yarattığımızı göstermiştim. Şimdi bu ilk başta gördüğünüz Twitter ikonunu nasıl yaptığımızı göstermeye çalışacağım size. Öncelikle mediyi seçiyorum import diyorum. Burada indirdiğim bir PNG Twitter ikonu var. Onu seçtim. Onu da aşağıya timeline'a taşıyorum. Gördüğünüz gibi burada artık layer'ların içine geldi. Buna ikon diyorum. Adını değiştirdim. Şöyle. Şimdi bunu birazcık küçültmek için %50 büyüklüğünü düşürdüm. Bundan sonra yaptıklarımı daha rahat görebilmeniz için önce bu Twitter ikonunu bir kapatacağım. Şimdi bu Twitter ikonunun olduğu yerde yani bir daha uğraşmamak için bir küçük yuvarlak yapacağım. Bunu da yapmak için C'ye basıyorum. Küçük bir yuvarlak oluşturuyorum. Bunu tam ortalıyorum. Ve özelliklerine gelip diyorum ki içini doldur dışını doldurma. Şimdi bunu partiküler haline getireceğiz. Bir önceki dersini hatırlıyorsunuz. Make particles diyorum ve partiküller haline getirdi böyle dağıtıyor. Şimdi bunun dağılımını imaj olarak değiştiriyorum ve diyorum ki gel sen bu Twitter şeklinde dağıl ama tile fill olarak değil de random fill yani gelişi güzel dağıl diyorum. Şimdi bunu açtığımda siz de göreceksiniz. Bakın artık bu kutunun içinden dağılmaya başlıyorlar. Tabi istediğim gibi dağılmıyor. Bunu birkaç ayarla düzelteceğim. Öncelikle bakın sağa sola dağılıyorlar gördüğünüz gibi. Ben bunun öne arkaya da dağılmasını sağlamak için 3 özelliğini aktif hale getiriyorum. Bir sonraki yaptığım şey de birth rate yani doğum oranını kapatıyorum. Onun yerine diyorum ki sen 5000 tane partikül üret bana. O da şöyle oluyor. Bakın imaj dosyasının şeklinde başlıyor ve etrafa dağılıyorlar ve bir yerde bitiyor. Şimdi bu bittiği yere ayarlayacağız. Nerede bitsin istiyorum. 8. saniyeden sonra kaybolsunlar. Onun için de speed'i ve life randomness'ı değiştirmem gerekiyor. Bakın parçalar tekrar gözüktü. Yani burada artık hala görüyor olacağız parçaları. Bunu da ayarladıktan sonra şunu 60 yapalım. Bunu da 750 yapalım. Burası tamam. Bundan sonra yapacağım şey rengini ayarlamak bu parçaların ki bu en başında beyaz kutu olarak gözükmesin. Hatırlıyorsunuz color mode bunu seçiyorum ve bu sefer bakın burada bir seçenek daha çıktı ortaya. Take image color. Onu seçiyorum ve bizim gösterdiğimiz kutunun rengini aldı zaten. Şimdi bakın parçalar mavi ve beyaz olarak dağılmaya başladı. Fakat gördüğünüz gibi bu başladığında güzel başlamıyor. Onu da şöyle yapıyorum. Command Shift N diyorum. Ve bu emitter'ı yeni oluşturduğum grubun içine taşıyorum. Ve bu grubu da diyorum ki sen gel sıfırdan başlama birinci saniyeden başla. Yani burada görsel görünüyor. ikonumuz duruyor. Ve bir anda içinden parçalar dağılmaya başlıyor. Şimdi bu parçaların daha iyi gözükmesi için ufak tefek ayarlar yapacağım. Bir kere şu scale'ini küçültüyorum. Parçanın %50 yaptım. Bakın daha görünür oldu. Ve bu emitter'a bir özellik ekleyeceğim şimdi. Behaviors'ın içinde Particles'ta Scale over life diye bir seçenek var. Yani doğumdan kaybolana kadar büyü. Seçtim bunu da. Bakın. Şimdi küçük parçalar halinde içinden çıkıp dağılmaya başladılar. Fakat bunun da ayarını yapmam gerekiyor. Bunu yüzde 20 yapacağım. Bunu da 300 yapacağım. Yani yüzde 20 oluşturduğum yuvarlan yüzde 20'sinden başlayacak. 300 3 katı kadar da büyüyecek. Bakın o da şöyle bir sonuç çıkartıyor ortaya. Gördüğünüz gibi böyle dağılıyorlar. Şimdi ufak tefek bir iki ayar daha yapacağım. Tabii ki bu ikonun da bir süre sonra görünmemesi lazım. Onun için de önce ikona tam ortasında şöyle 12. karede bir filtre ekleyeceğim. Seçtim ikonumu. Geldim. Burada stylize var. Yani stil. Diyorum ki burada kristalize et. Bakın kristalize ettiğimde kenarları kırılmaya başladı. Onun ayarlarını da yapıyorum. Size ve speed'ini küçülttüm. Key frame verdim. Şurada diyorum ki bu 8 olsun. Bu da birazcık daha görünür hale gelsin. 6 iyi. Şimdi bakın artık yavaş yavaş kenarları kırılmaya başlıyor ve bir anda içinden partiküller çıkıyor ve büyüyor. Tabi partiküller çıktıktan sonra da bunun yani ikonun artık kaybolması lazım. Onun içine geliyorum buraya. Opaklığına burada frame veriyorum. Yani en başında. Partiküllerin çıktığı yerin en başında. Birazcık ilerlediğinde diyorum ki sen de yavaş yavaş kaybol git. Bakalım. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Partiküllerle ilgili ikinci dersi bitirmeden önce bir küçük daha şey anlatmak istiyorum. Şimdi bu oluşturduğumuz bu animasyon grupları kapattım. Her ikisini seçiyorum ve tek bir grup haline getir diyorum. Hatırlıyorsanız klondan bahsetmiştim klonlamaktan. Bu grubu tek bir grup haline getirdikten sonra sağa tıklıyorum. Make clone layer diyorum. Bir öncekinin klonunu yarattık. Bu sefer de klona geliyorum. Klon seçiliyken Bakın timing kısmında siz şöyle görebilirsiniz. Show dediğinizde açılır. Bunu reverse yani tersine çevir diyorum. Yaptığımızı daha iyi görebilmeniz için ilk önce yaptığımız ana grubu kapatıyorum ki tersine çevirdiğimizde nasıl bir sonuç aldığımızı görebilirsiniz. Bakın bu sefer noktalar geri geri gidiyor. Hepsi bir yerde toplanıyor ve Twitter ikonunu oluşturuyor. İkon da en sonunda net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunu dediğim gibi bu şekilde tersine çevirebilirsiniz. Umarım partiküllerle ilgili birinci dersi anlamışsınızdır ve bu verdiğimiz örnekle daha pekiştirmişsinizdir. Dersi bitirmeden önce sizden ricam lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve uyarıları açmayı unutmayın. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.